Sebep sonuç devam ediyor. Latif Şimşek, Onur Erim, Mehmet Yalçın Yılmaz ve Kenan Kıran'la beraberiz. Reklama gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acıbektaş Veli anma yılı etkinliklerine katılacağını söylemiştim. Birkaç gündür bu konu konuşuluyor. Hı hı. Cumhurbaşkanının ziyaretiyle Ankara'da bir cemevine. Hatta onun da öncesinde Muharrem ayının başından itibaren Kör, kör gözün parmağına provokatif saldırılar başladı. Bu süreç çok net bir şekilde bana bunu düşündürüyor en azından aya göre gündem belirliyorlar. Hangi hassasiyetimizi kaşıyacaklarsa, işte Suriyeliler, göçmenler meselesi, layıklar, dindarlar meselesi, Muharrem gelince de Alevi vatandaşlar üzerinden bir provokasyon yaptılar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımların hepsini boşa çıkaracak hamleler yaptı. Cemevi ziyareti daha önceden planlandığı söyleniyor. Saldırılarla alakası yok ama Hacı Bektaş Veli etkinliklerine katılacak olması en azından buna dair güçlü kulisler var. Aldığımız bilgiler de bu yönde. Ben bunları çok önemsiyorum. Latif hocam sana sorayım. Ankara'da Cumhurbaşkanının Cem Evi ziyareti, Alevi e, önderleriyle, Bektaş babalarıyla buluşması nasıl etki yarattı? Sen e, Alevi kesimlerine de, Alevi vatandaşlarımızın e, etkinliklerine de vakıfsın. Onların e, görüşlerini de biliyorsun. Ankara'da nasıl konuşuldu bu konu? Ya büyük kesim tarafından e, tabii ki çok memnuniyetle e, karşılandı Cumhurbaşkanı ilk kez bir cemevini ziyaret ediyor ama bu ziyaretin hemen arkasından Aslında da ilk değil. provokasyonlar evet, hocam, başladı ilk biliyorsunuz. Evet hocam ilk de değil nasıl i̇lk, ilk de değil 2007 yılında da gitmiş dün biz bu programda pazartesi günü konuşurken öyle mi e, eklemeler peki, yapıldı. Ben de herkes gibi herkes gibi atlamışım demek ki doğrudur ama tabii 2007'den beri 15 yıl olmuş evet, dolayısıyla sürekli. unutmuş olabiliriz ama. Melih burada önemli olan ne biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman Alevi kardeşlerimizle ilgili bir adım atsa mutlaka bir provokasyonla karşı karşıya kalınıyor. Ee, şimdi e, Sayın e, Başkan'ın dünkü Cemevi ziyaretinden sonra e, biliyorsunuz hemen bir e, Atatürk e, Hacı Bektaş Veli Hazreti Ali fotoğrafları üzerinden e, bir dezenformasyon yapıldı. Cumhurbaşkanı geldiği için işte e, fotoğrafın kaldırıldığı, eee Hazreti Ali fotoğrafının kaldırıldığı ya da fotoğrafların yerlerinin değiştirildiği ile ilgili hiçbir bilgiye dayanmayan, doğruluk unsuru olmayan, hiç kimseden teyit edilmemiş, Cemevi yöneticilerinden bile teyit edilmemiş e, bir haber yapıldı. Hı hı. Şimdi tabii e, Saygı Öztürk'te hakkaniyetli bir şekilde bu manşetin devamında e, gazetenin iç sayfasındaki köşesinde e, bu haberin tam tersi bilgiler yayınladı. Cemevi başkanıyla konuşmuş, oradaki yöneticilerle konuşmuş ve e, orada bir tadilat olduğunu, o tadilat sırasında hasar gören resimler bulunduğunu ve resimlerin yerinin bu nedenle Cemevi tarafından e, değiştirildiğini daha önceden e, Cumhurbaşkanının gelmesi daha e, kesinleşmeden e, önce yapıldığını açıkladılar. Peki e, Latif Hocam yüzden... sözünü bölüyorum ama sen böyle söylüyorsun. Hakkaniyetli şekilde Saygı Öztürk bunu anlatıyor yazısında gazetenin içi. İçinde katılıyorum 14. Evet. sayfada da. Bakın Saygı Öztürk'ü buraya koymuşlar Doğru. sözcüğünün. Yukarıda tablo skandalı diyor. Saygı Öztürk bu dediğin şeyi hakkaniyetli şekilde anlatıyorsa manşet ne? Manşetinde imzası Saygı Öztürk. Kenan sen gazetede sürekli mesai An yapıyorsun. Aha, bu ha, nasıl bir iştir şöyle, bu? Şöyle tamam. Şöyle olabilir. E, şimdi e, Saygı'nın e, haberini çarpıtmışlar o zaman. Yuh yani e, kendi de ya mi? <laughs> Yalanlamışlar. <laughs> Köşe Bir saniye. Hayır şöyle diyebiliriz. Çünkü e, haberin içeriğini okuduğunuz zaman Saygı orada e, şeyi anlatıyor. Eyvallah ben de e, yani, okudum. Yani işte Cemevi Başkan Başkanından konuştuğunu, tadilat nedeniyle olduğunu ama eğer ben yazının tamamını okumadım bir bölümünü göndermişler bana arkadaşlar eğer Saygı Öztürk de aynı provokasyona orada ortak oluyorsa yazının tamamında Hayır e, tabii olmuyor İstar. Ele... Haklısın. Ne, ne, ne Saygı Öztürk. Buyur Kerem. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin manşetine göre çizim baş köşedeydi. Erdoğan için kapatıldı yan duvara astılar eskisi yerine taşınacak. Küpürün yanına gideyim mi Ayşet yanına? Tabii tabii lütfen daha anlaşılsın. Şimdi... Yani Latif Bey doğru söylüyor. Saygı Öztürk hakikaten de olayın nasıl olduğunu yazmış gazetenin içinde. Ama manşet Saygı Öztürk'ün yazısı üzerine kurulmuş. Altta imzası var. Şimdi Saygı Öztürk söz e, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi. Evet. Yani Ankara'nın nabzını tutan biri. E, ve bir gazeteci olarak bu derneğin cemevinin yetkilileriyle görüşmüş. Ne ee, diyor hocam? Ve Yazısında. şunu yazıyor. Cemevi Vakfı'nın bir yetkilisi sözcye şunu anlattı. Cemevinde solda Atatürk, ortada Hacı Bektaş Veli, sağda Hazreti Ali'nin duvara çizilmiş yağlı boya resimleri bulunuyordu. Evet. Doğru, bulunuyordu. Duvar nemlendiği için resimler bozuluyor ancak ressam bulduğumuzda bunlar yeniden düzeltiliyordu bu resimler Cumhurbaşkanı yemekte oturduğu bölümün arkasında kalıyordu. Cem evinde tadilat yapılınca biz de bunu fırsat bilip resimlerin bulunduğu duvarı boyattık. Bunu Cem evi yetkilisi Saygı öztürk e anlatıyor. Şimdi tablo skandalı diyor ya aslında Alevi kardeşlerimize yönelik en büyük haksızlığı Sözcü gazetesi yapıyor. Yani bu Cem evinin yetkilisi diyor ki e, bu resimler Cumhurbaşkanı yemekte oturduğu bölümün arkasında kalıyordu. Cem tadilat yapınca biz de duvarı fırsat bilip resimlerin bulunduğu duvarı boyattık. Boyayan Cem Evi'deki kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz resimleri Cem daha fazla kişinin daha rahat bir biçimde göreceğini dikkate alıp çerçeveli astırdık. Yine astıran Cem Evi'deki Alevi kardeşlerimiz yeni resim artık duvara yapılmış halde çerçeveli resmin yerinin değiştirilmesiyle Cumhurbaşkanının ilgisi kesinlikle yok. Bu tamamen vakıf yönetiminin kararıdır. Yani e, duvara yağlı boya yapılıyor. Nemlendiği için bunlar e, akıyor. Biz diyor ki boyadık, çerçeveye yaptık, yan odaya koyduk ve Cumhurbaşkanımız da burada oturdu diyor. Böyle Ama diyor ki sözcü Erdoğan için Hazreti ali Hacı Bektaş, veli ve Atatürk resimleri boyayla kapatıldı. Ya yani ben anlatabiliyor s muyum sorumu? Sen de gazete yapıyorsun. Ya bu. Bir araya girebilir miyim? Tabii tabii hocam. E, Saygı Öztürk'ün söylediği yalan ya da Sözcü Gazetesi'nin manşet yalan. Buyur Latif Hocam. Bir araya araya girebilir miyim? Tabii ki. E, Melih Bey. Buyurun hocam. Şimdi bakın burada şöyle bakın şurada şu, burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. E, şimdi e, bu gazetecilerin başına muhabirlerin başına çok sık gelen bir olaydır. Şimdi Saygı Öztürk orada röportajını yapmış, Cemev'e başkanıyla konuşmuş ve yazıyı İstanbul'a göndermiş. Ee, Saygı Öztürk'ün yazısının içinde tablo skandalı diye bir şey yok. Yok. Ama evet. Sözcü gazetesi işine geldiği gibi 8 sütuna manşet atıp spotları işine geldiği gibi yazmış ve Saygı Öztürk'ün yazısını adeta yalanlayan bir tablo evet. ortaya çıkarmış. Burada Saygı Öztürk'ün yazısından da anlaşıldığı gibi ortada bir skandal yok. Bir Cumhurbaşkanı'ndan dolayı fotoğrafların değiştirilmesi ya da boyanması söz konusu değil. E niye yapsınlar bunu? Cumhurbaşkanı böyle bir talepte bulunur mu? Ama burada Cumhurbaşkanı'nı yıpratmak olunca amaç işte ortaya böyle bir sekiz sütuna manşet çıkıyor. Sakatlık burada. 9'du mu? Ben, ben yani, dokuz, dokuz. E, Saygı Öztürk'ün yazısında değil. Sakatlık manşette. O manşeti İstanbul'dan atanlarda. o spotları İstanbul'dan atanlar da. Saygı Bey de söylesin bunu. Ben de şimdi gazeteye bir yazı göndersem Kenan size. Tabii. Böyle desem ki bu olayı böyle anlatsam. ertesi gün sabahta görsem tablo skandalı. Kenan'ı ararım. İşte Tabii. Metin e de, Ya deriz bir şey mi var değil mi burada? Saygı Öztürk'e de bu kadarı düşsün bence. Şimdi, bu bir taktik gibi de geliyor bana. Gazetecilik söyleyeyim. yapan Saygı Öztürk. Saygı Öztürk kimi arıyor? Cem Evi'ndeki yetkilileri arıyor ve yetkililerin açıklamasını madde madde yazıyor. Ve diyor ki Cem Evi Vakfı'nın yetkilisi Sözcü'ye şunları anlattı. Yeni resmin artık duvara yapılmış halde değil, çerçeveli resmin yerinin değiştirilmesiyle Cumhurbaşkanının ilgisi kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Bu tamamen biz vakıf yönetiminin evet. kararı. Ben Saygı Öztürk vakıf Cemevi yapacağım. yetkilileriyle görüşüyor ee, ve bu durumu anlatıyor. Saygı Öztürk gazetecilik yapıyor ama 9 sütuna manşet Saygı Öztürk'e Saygı Öztürk'e Ankara temsilcisine saygısızlık yapılıyor ismi saygı. acaba tarz mı diyorum Kerem ama ben de tarz... anladabiliyorum şimdi... yani bilmiyor mu saygı orada A... çıkacağını Yani demiyor demiyor bunlar. ya ama... eleştiri gelirse içeride saygının yazısını gösteririz manşete bunu çakın nasıl ama... olsa kimse okumuyor köşeleri e... mi diyorlar benim aklıma bu geliyor Sözü Gazetesi'nin Ankara temsilcisinin aynen öyle söyleniyor Melih Ankara... öyle değil mi Latif Hoca? Ankara temsilcisinin algıyı algıyı yapmışlar orada evet. ama dokuz sütuna manşet yani Hatırlıyor orada yalan. manşeti atarak yalanı da söyleyen manşeti atarak Sayın saygı Cumhurbaşkanı'nın göster. Cem evini ziyaretini itibarsızlaştırmışlar kendilerince ve e, okuyucuların yüzde 80'i sadece bu manşeti ve altındaki spot'u okur, evet. belki yüzde 20'si Saygı devamını ederim. okur. Dolayısıyla e, bu amaca işte dedim ya Sayın Cumhurbaşkanının <laughs> ne zaman Alevilerle ilgili Alevi kardeşlerle ilgili bir adım atsa ardından bir provokasyon bir itibarsızlaştırma söz konusu oluyor diye. Evet. Ee, bu da e, onun bir parçası. Yansım, bence. Onur herin bir ekleme yapmak istiyordu. Ya ben şimdi gazeteci olmadığım için bir şey soracağım size bu kadar gazeteci varken. Ee, bir gazetede manşetle özellikle ne çıkacak, ne olacak? Herhalde gelen yayın yönetmenim karar veriyor. Evet. Tabii onun yazı işleri yazı işleri. Işte işte. Ankara temizlik Ankara temizlikle Ankara görüşülüyor. Yani Biz, manşet atılırken Tabii ki. Bu... Sabah toplantısında, <laughs> manşet toplantısında, akşam toplantısında Son gelişmeler alır ve Ankara temsilcisi olayın aslını ifade eder. ve Saygı Okan Öztürk, Miderisoğlu, Sabahın tabii, Ankara temsilcisi bilir yarınki tabii. manşetimiz ne ve o da Ve der doğrusu budur, tabii. yanlış yapıyorsunuz. Muhtemelen Saygı Öztürk e, İstanbul'daki gazete yönetimini uyardı. Yazısı olduğu gibi yalanlıyor manşeti. Buna rağmen... Hem Saygı Öztürk'ün yazısını koyuyorlar hem de yalan manşet atıyorlar. Herhalde bizim gibi eleştiriler geleceğini düşünüp onu göstereceklerdi Mehmet hocam. Bir de orada şey var manşet altında. Yerine Arapça tablolar asıldı diyor. Orada Allah, Muhammed ve Ali yazılmış. Evet. Yani, yani de Latin bu de cemevinde onu. gayet normal yani. Her cemevinde tıpkı bizim camilerimizde de yani Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer yani bunların hepsi Hulefahir Aşit'in yazar. Cem evinde de ortada Allah yazıyor. Sağda Muhammed, solda Ali ya, yazıyor. Ya Cumhurbaşkanı Zeyt Erdoğan Hazreti yani. Ali'nin portresinde olması evinde olması Yani, evine gidiyorsunuz böyle bir şey düşünülebilir Tabii. mi? Ya benim en yakın arkadaşım e, Melih Bey Cevdet Kılıçlar Mavi Marmara gemisinde şehit oldu fotoğraf çektiği için e, İsrail güçleri, terör devletinin güçleri şehit ettiler. Alevi kökenliydi, eşi de Alevi kökenli. E, namaz kılan e, Arkadaşımız da yani biz Alevi kardeşlerimizle hep birlikteyiz yani farklı düşünceleri olabilir, herkesin farklı yaşantısı olabilir ama inanın Sözcü Gazetesi'nin bu manşeti dezenformasyonun en büyük delili. Yani şu ortamda herkes Aşure ile Alevi kardeşlerimizin o gününü kutlarken şu manşet hakikaten Alevi kardeşlerimize yönelik en büyük hakaret, saygısızlık. Terbiyesizlik. Yani siz e, vakıf yetkilisinin açıklamasını Saygı Öztürk arıyor ve bu olayın aslını yazıyor. Ama Ankara temsilcisinin bu doğru yazısına göre bu sözcüye yaptığı açıklamaya rağmen siz bu manşeti at atıyorsunuz. Utanç verici. Yani Sözcü Gazeteci gazetesinde Koy. Saygı Öztürk gazetecilik yapıyor ama bu manşet yalan. Şimdi Dokuz bir fotoğraf türek. gönderiyor yönetmenimiz Remzi'ye gönderelim. Yıl 2014 yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani zaten bunu göstermek bile çok garip ama sözcü okurları Tabii. sistematik olarak aldatılıyorlar çok net bir şekilde. Kimsenin böyle bir sorunu olmaz. Yani Atatürk'ün portresiyle, Hazreti Ali'nin portresiyle ilgili Cem Evi'ne gidiyorsunuz neyle karşılaşacaksınız? Zaten bununla karşılaşacaksınız böyle bir şey. Ama hakikaten bu çok bel altı bir iş artık. Yani... Ee, ne bileyim Alevi dernekleri buna bence tepki göstermeliler. Bizim mi yiyorsunuz? Bu nedir bu yani? Bunun çok açık bir şeyi var. Burada provokasyon var. Ve e, Melih Bey devletin en üst kurumlarının temsilcileri. Mesela İstanbul'da Kartal'da cemevi Başkanı'na bir saldırı oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gitti Kartal cemevi başkanıyla görüştü. Ankara'da Cem saldırı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız gitti Cem Evi'ne. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş gitti ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin en üst temsilcisi Cumhurbaşkanımız gitti. Keşke ana muhalefet partisi de bu provokasyona karşı e, bu cemevlerini, ce, Alevi kardeşlerimizi ziyaret etselerdi. Devlet Benim, yalnız bırakmadı. Çok doğru. bir şey daha dikkatimi çekiyor. Şimdi bu cemevlerine saldırı e, düzenleyen tetikçi akli dengesi yerinde değil diye savunma yapılıyor. Madem bu sözcü ya da diğer işte o Alevilerin haklarını savunduklarını söyleyenler orada tek el oluşturan kesimler bu saldırganların üzerine niye gitmiyorlar Kenan? Hani gazeteci ne var bu saldırgan kim? Madem sistematik bir şey var burada böyle bir şey düşünüyorsunuz ıncını de... cıncını çıkartırsınız bu saldırganın. Bir şeyden mi korkuyorlar ben, ortaya çıkmasınlar? Ben örnek vereyim da? ben Ergenekon duruşmalarını takip ettim. Cumhuriyet Gazetesi Danıştay saldırısı birleştirilmişti. Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları iş Osman Yıldırım'dayken, yani Osman Yıldırım, Alparslan Arslan'dayken Arslan. davaya müdahil oldular, sorguladılar. İşin arkasında işte bazı generallerin ya da dış güçlerin bağlantıları ortaya çıktı. Osman Yıldırım ve Alparslan Arslan'a e, tek soru sormadılar. 13 duruşma oldu, hepsini takip ettim. Ya saldırı yapan Alparslan Arslan, Osman Yıldırım size molotof atmış, işte saldırı saldırıda atmış. Ya. Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'a tek soru sormadılar ve davadan çekildiler. Ama irtica, din, İslam olduğunda saldırı. Cumhuriyet ortalığı ayağa kaldırdı ama iş böyle işbirlikçi ya da sıkıntılı isimler olunca geri çekildiler. Yani çok net yani madem bu saldırıyı önemsiyorsanız gazeteciler olarak hatta fazla önemsediğinizi söylüyorsanız Saldırganla ilgili bir araştırma yapın. İçişleri Bakanlığı olayın üzerine niye gidiyor diye soruyorlar. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Yani bilmiyorum sizin nasıl değerlendiriyorsunuz. Çok basit sorular soruyoruz Türkiye, bu anlamda evet çok basit Türkiye seçim satımı haline giriyor. Türkiye'de kaos çıkartabilecek alanları belirliyorlar. Bu tabi akıllar biraz Melih Bey dışarıda üretilen akıllar. Yani Türkiye'de bir mezhep çatışması üretmek için daha çok batıda kafa yoruyorlar yani bu meselelerde işte özellikle oryantalizm çok... çalışan Almanya'da çok kafa yoruyor. Fransa'da ilgi var ve ABD'de de bu meselelere kafa yoruyorlar. Onlar tabii şöyle düşünüyor. Bu Avrupa'daki bir mezhep savaşına dönüşür mü? Çünkü Avrupa tarihinde çok büyük kanlar aktı Savaşlar, mezhep savaşlarında. Yıllar. Ulusal kiliseleri ilan ettikleri zaman merkezi kilise tarafından büyük tepkiler gördüler. Fakat burada anlamadıkları mesele şu. Buradaki mesele bir mezhep kavgası değil. Türkiye Aleviliği ve Türkiye Sünniliği kendine özgü, evet, kendine farklı özgür, renkleri olan ama çözümü de içinde üreten bir topluluk. Mesela Türkiye'de çok yaygındır Mehmet Ali ismi. Bunun bir anlamı var yani. Sünnilerde, Alevilerde herkes Mehmet Ali ismini koyar. Sonra Ali Osman ismini koymuştur. Ali Osmanlar var. Ali Ömer ismi çok yaygındır. Yani... Millet Türk milleti halifeler arasında o dönem yaşanan siyasi meseleler, ardından Emeviye'de geçen tartışmaları almamıştır. Aksine o tartışmayı tarihe gömmüş, burada birleştirici uzlaştırmacı bir çözüm üretmiştir. Mesela bu isimleri İran'da falan bir arada göremezsiniz. Suriye'de bir sürü Muaviye ismine rastlarsınız. Türkiye'de Muaviye ismi verilmemiştir. Şimdi Türkiye kendi içinde bu sorunu çözmüş. Çözüyor ha. Mükemmel mi? Değil. Eksiklerimiz tabii ki var. Yani Alevi yurttaşlarımızın beklentileri var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Hacı Bektaş Veli anma törenlerine gidecek. Orada biliyorsunuz Hacı Bektaş Üniversitesi var bizim. Evet. Nevşehir'de. Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde Üniversitesi Üniversitesi. çok uzun zamandır Hacı Bektaş Veli Araştırma Enstitümüz var. Yani devletimiz uzun zamandır Alevi yurttaşların Zaten gönlünü alacak çözümler üretmek istiyor. Tıpkı Sünnilerin sorunlarını da çözmek istediği gibi. Yani burada meseleyi şurada görmemiz lazım. Türkiye'de her türlü kesim belirli bir dönem mağdur edildi. Yani darbeler oldu. 12 Eylül dönemi, Kürtler, 28 Şubat Sözler, dönemi, söyleyelim, çevrede bırakılmış 1940 karanlığı. Yani Türkiye'de birçok kesim mağdur edildi. Ama şimdi mesele üzüm yemek yani burada çözüm geliştirmek lazım. Cumhurbaşkanı Muharrem ayında her yıl olduğu gibi bir iftar verdi. Yani külliyede de Daha yani önce Muharrem de iftarları arada da verdi. Tabii. Daha geçtiğimiz günlerde de külliyede de ağırladı. Şimdi burada güzel bir şey yapmış. Cem evine ziyarete gitmiş. Orada birlikte bir iftar yapılmış. Ee, lokma edilmiş. Bunun bir anlamı var. Demek ki Cumhurbaşkanı Alevi yurttaşlarımızı dinliyor dinleyecek. Varsa sorunları ve talepleri bunları da çözecek. Nedir? Cemevilerinin işte elektrik meselesi, su meselesi. Bunlarla ilgili zaman zaman çözümler de geliştirildi. Ha demek ki Sözcü Gazetesi şunu istemiyor. Cumhurbaşkanının Alevi yurttaşları dinlemesini istemiyor. Aslında bu manşetler Hacı Bektaş Veli anma törenlerine dönük bir provokasyon çağrısı. Bir de Hacı Bektaş Veli gibi bir kişiliğe değil mi? Bakın yani evet. Siz diyorsunuz ki gelmesin, başkası gelmesin, yabancı gelmesin, diyalog olmasın. Peki Aleviler e, bu sözünü bu yani tamam mı, hocam? programa dönük provokasyonlar olur. Yani Cumhurbaşkanının oraya gitmesini engellemek için her türlü provokasyonu yaparlar. Bekleyebilir miyiz önümüzdeki günlerde? Tabii günler ki deyin? yaparlar. Allah yani bakın Cemevlerine yapılan saldırıların bir anlamı var, çok net yani. Türkiye'de e, hem Cumhurbaşkanı, hem Kültür Bakanı, hem Diyanet İşleri Başkanı bu konuda Adımlar, çözümler geliştirmek için gayretler gösteriyor. Oysa Millet İttifakı bu meselede ilginç arızalar çıkartıyor. Yani Kemal Bey'in adaylığını, değil mi? İyi Partili bir milletvekili engellemeye çalıştı. Alevidir Tabii, dedi. İyi evet. Partili milletvekili şimdi, oy vermezler şimdi Kemal Bey'e dedi. Burası layık bir ülke. Bir kere çok ayıp. Yani Kemal Bey'in mezhebiyle bizim ne işimiz var? Tabii. Ki. Kemal Bey hak ettiği kadar mücadele eder, adaylığını koyar, ittifakta destekler ve aday olur. Yani meydan e, siyasetçilerin ama İyi Parti'den bir milletvekili bu bu meseleyi Türk toplumunun üzerine attı. Böyle bir bomba atar Sonra gibi. özür ama. Ne tabii, kadar ayıp bir şey dedi, değil mi yani? Oldu. Oysa oysa Kemal Bey Türkiye Cumhuriyeti'nde bir partimizin genel başkanı yani. Türkiye'de bu tartışmaları kaşımanın hiçbir manası yok. 1970'lerde, 80'lerde bir sürü şey yaptılar yani Maraş, e, Çorum, ardından Sivas. E, Sivas olayları olduğu gün e, Sayın Erdoğan'ın önünde başbakan yardımcısıydı, değil mi yani? Telefonlarla ulaşamadı insanlar. Orada bir hadise oldu. Böyle <laughs> acı günleri yaşatıp ve tekrar Aleviler üzerinden bir oyun oynamak istiyorlar. Yani burada Onur hocam, mesele şey değil o zaman. Alevilerin oyunu etkileyecek bir manipülasyon faaliyeti falan değil anladığım kadarıyla. Seçim sürecine akameti uğratacak bir provokasyon mu var onu Nasıl değerlendiriyorsunuz? Devletin sizlere? Alevi yurttaşlarla temasını koparmak istiyorlar. Tamam. Bundaki hedef nedir? Yani oylarını burada, etkilemek mi? Zaten Alevilerin oylarını cepte bu, görüyorlar. Bu sadece Yoksa seçim sürecine yönelik. Bu sadece şey hani hükümetle Alevilerin oy değil. Bakın. Devletle Alevileri koparmak istiyorlar. Çünkü Almanya... seçime bir yıl var. Peki bununla bağlantılı düşünebilir miyiz onu merak ediyorum. Tabii ki. herkesi kaşıyorlar çünkü işte göçmen meselesi şu bu. Yani Alevilerin oyunun rengini etkilemekten ziyade seçimi yapılamayacak bir ortam yaratmak mıdır amaç? Bunu merak Aynen ediyorum. Aynen öyle. Almanya'da birçok araştırma enstitüsü destekleniyor bu konuda. Türkiye'de Kürtler ve Alevilerin sistem dışı bırakıldığını demokratik engellemelerle, demokratik anti demokratik uygulamalarla saf dışı bırakıldığını yazıyorlar. Buna inanan Almanya'da ve batıda birçok insan var yani bu, bu yalan üzerinden siyaset yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de buna dönük pratikler arıyorlar işin doğrusu.